Büyükşehir Belediyesi'nden STK ve oda temsilcilerine hizmet turu. Büyükşehir Başkan Vekili Osman Toprak tarafından gezdirilen projelerin bitiminde Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki yemekte bir araya gelen Şahin, burada STK ve oda temsilcilerine yapılan projeler hakkında bilgilendirme yaptı. Gar alanı, Kültür ve Sanat Merkezi, Milli İrade Meydanı, Tüfekçi Yusuf Parkı, Fıstık Parkı, Köprülü Kavşaklar, yeni yapılan spor salonları, konut alanları, yeni yollar, sosyal tesisler ve parklar gezildi. STK ve oda temsilcilerinin görüşlerini önemsediklerini aktaran Şahin, bu süreçte görüşlere açık olduklarını vurguladı. Gaziantep'in ulaşımına katkı sağlamak için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Atölyelerinde meslek sanat kurslarına gidebilecekler, enstrüman kurslarına gidebilecekler, kitaplarını okuyabilecekleri, masal okuyabilecekleri salonlarımız var. Aileler de çocuklarını oraya bıraktığında önünde çayını kahvesini içip bekleyebileceği bir kafeterya oluşturduk. Bu desenleri yapan kişiler de madde bağımlısı çocuklar ve bizim kadın sığınma evinde kalan kadınlarımıza yaptı. Onlara bir sanat öğrettiler, hem de sosyal sorumluluktan burada çok güzel bir şey oldu. Yaklaşık 2,5 yıldan beri ne yaptık ne yapmadık. Özellikle sizlerin görmesi ve sizlerin görüş yönlerine göre geriye kalan sürecimiz tamamlanmak bizim için çok önemliydi. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Stadyumun yanından biliyorsunuz tek yön geçtik. Ben şu an 54 kilometre bisiklet yolum. Şehrin merkezinde üniversiteye bilen bir çocuk gençle merkeze gelecek şekilde bisiklet hattı yapıyoruz. 54 kilometre. Bu da çok önemli bir şey. Adam bisikletini oradan alacak, getirecek, öbür tarafta bırakacak. Bunların hepsini 2-3 ay içerisinde göreceksiniz. Yani bisiklet yolunda bir spor olsun diye değil, hakikaten ulaşımda. Bu şehirde şu an 500 bin 18 yaş altı çocuk var. 60 bin öğrenci var. Bunların hepsinin ulaşım imkanlarını, alternatiflerini çoğaltmamız gerekiyor. Yani ulaşım bizim en önemli işimiz. Daha bir taraftan da Allah izin verirse benim dönemimde bırakmam gereken bir iz var, metro. Metroya girmek istiyorum. Çok büyük bir yatırım. Katrilyonlarca para gerekiyor. Ama şu an ulaşım master planı çıktı. Gaziantep biliyorsunuz bu hafta muhtemelen teslim edilecek. Küçük sanayi organize hattındaki mevcut kara treni hızlı trene çeviriyoruz. Hafif gayrıda gördünüz. Otobüs duraklarını büyüttük, çift hatta geçtik. Günlük 60 bin kişi taşırken bu hesaba göre yaklaşık 120 bin kişi taşıyacak. Yani elimizdeki bütün imkanları ve fırsatları trafikte kullanmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da çok sayıda yol yapıyoruz. Bugün işte jandarmanın yolu, jandarmanın yolunu benim yapmam için 120 bin ayırdık. Burayı çok güzel bir sanat merkezine şu an dönüştürdük. Restorasyon olarak da baktığınızda üstten tam geldiniz mi? Geldiniz. Gördüğünüz tasarım, özellikle mozaik müzesinde gördüğünüz bütün o Zeugma'nın 3 boyutlu motiflerle kullandı. Sınırdan kaynaklı Cerablus'ta biliyorsunuz. Niye Cerablus benim için önemli? 40 bin Antep'te yaşayan Suriyeli memleketine döndü. Bir an önce dönüşünü eleştiriyoruz. 350 binin ben yarısını döndersem benim şehrim rahatlayacak. Bir taraftan hemen dedik ki yolunu yapalım, suyunu getirelim, dönsünler. O güvenli bölge oluştukça dönüşler başladı. Köyler şu anda Kargamış'takilerin hepsi döndü. Yapılanları iyi görmek ve iyi anlatmak lazım. Bir de yapılacaklarla alakalı işte benden beklenen nakliyecilerle ilgili sıkıntı var, mahlukaçlarla ilgili sıkıntı var. Biz çözüm makamımız. Bana sorun geldiği zaman ben mümkün olduğu kadar bütün gücümle ötelemeden sorunu çözmeye çalışıyorum. Bize telefon edip yanımıza geldiğinde ilk sözü şu oldu. Dedi ki sizin burada sanayi sitelerinde ne eksiğiniz varsa hepsini yerine getireceğim, yapacağım. Ben yapayım, devlet eğer zimmet çıkaracaksa bu zimmeti bana çıkarsın, ben bunu öderim. Kendisine ben, benim sektörüm adına, tüm esnaf sanatçılar adına, sizler adına hem başkanım hem başkan vekillerime çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. İnşallah örnek olursunuz. Bu toplantılarımız sürekli devam eder. Ben üyelerimle, Yönetim Kurulu'na size söz veriyorum. Her zaman yanınızdayız. Destekçiniz, güzel şeyler yaptığınız zamanlar sizlere zaman alışlayacağız. Ben sizin yanınızda da tüm çalışma ekibi arkadaşlarınıza, başkan yardımcılarınıza hepinize sonsuz teşekkür ediyorum.